Biz olacaktık. Çünkü programımıza okul önlerinde uyuşturucu mücadele yönelik kapsamlı önlemler olacak bizim söylediğiniz. Evet. Bu detay verebilir misiniz? Ne gibi önlemler olacak, neler yapılacak? Öğretmenler Sayın Dışişleri Bakanımız bizimle hafta sonu bir toplantı gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte okul çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağız. Özellikle emniyetimiz her okulla eşleştirdiğimiz polis arkadaşlarımız, güvenlik timlerimiz okul idarecileriyle beraber ortak bir çalışma gerçekleştirecekler. Ve burada riskli gördüğümüz her türlü durumu tespit edip bununla ilgili etkili bir şekilde önlemlerimizi alacağız. Yani hiçbir evladımızın bu uyuşturucu madde satışını gerçekleştiren artık kan emiciler diyelim bunlara. Bunlarla hiçbir şekilde irtibatlarını biz engelleyeceğiz yani. Bunlara asla ve kata müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla bugünkü yapmış olduğumuz pilot çalışma aslında tüm il genelinde bütün yıl boyunca sadece ilkokulların, ortaokulların, liselerin açıldığı dönem bu hafta boyunca devam edecek bir faaliyet olarak görmeyin bunu. Bütün yıl boyunca devam eden bir çalışma olacak. Hem jandarmamız hem emniyetimiz sahada öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu çalışmayı yapacaklar. Asıl önemli olan da vatandaşın bu işin içerisine dahil edilmesi. Sevgili öğretmenlerimiz, iyi dersler. Ders başladı. Esnaflarla beraber bir toplantı gerçekleştireceğiz. Esnaf kardeşlerimize diyeceğiz ki şüpheli bir vaka gördüğünüzde bizi haberdar edin. Biz anında gerekli adımları atacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda sahada özellikle satıcı noktasında tespit ettiğimiz ve tutuklanmasını sağlamış olduğumuz çok ciddi bir sayı var elimizde. Ama onun dışında bu şekilde yani masum yavrularımızı zehirlemeye çalışan bu tacirleri de okul çevrelerinden uzaklaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla burada hem Yalovalı hemşehrilerimize sesleniyorum. Lütfen bu tür vakalarda bize ulaşın, okul idarecilerimize söyleyin. Biz hızlı bir şekilde bununla ilgili çok kalıcı çözümler bulacağız. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimiz hem öğretmen arkadaşlarımıza bu projemizi anlatacağız, hem esnafımıza anlatacağız, hem de sahada sizlerle beraber pratikte bu uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Evet. Geliyorlar mı? Tabii ki. Evet. Mutlaka bir şeyler alıyorlar, içeriler yiyorlar. Peki buralarda böyle dikkatimizi çeken, işte madde satan ya da ne bileyim yani maddeden kastım, yanlış evet. Yani çocukları yönlendirebilecek, böyle bir şüpheli bir durum gördünüz mü? Şu an öyle bir şüphem olmadı ama onu seyredildi. Evet, nereye ileteceğinizi biliyor musunuz? Valim. Evet. Emniyetimizi iletebilirsiniz. Kesinlikle öyle şey. En önemlisi de evet. Okul idaremizi iletebilirseniz tabii. Çok çok daha memnun oluruz. Çok memnun oluruz. Biz de öyle şeyleri gördükçe zaten etkiliyoruz. Hem rahatsız oluyoruz. Hepimizin sorumluluyoruz. Evet. Dediğim gibi ben bu mahallede bir kiracı çalışıyorum. Randevere mahallesindeyim. Ama öyle bir şey olursa kesinlikle bizimle karışmaz. Size bir annesiniz herhalde. Kesinlikle. Salonum bile var. Öyle mi? Aa, yaşınızı göstermiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Biz bugünkü çalışmayı yapmış olduk, aslında yaptığımız bir çalışmayı tanıtmak istiyorum. Bu zaten sivil polislerimizin dolaşıyor ve bu tür risk oluşturan güçleri tespit etmeye çalışıyoruz. Ama burada sivil mesleğiniz zaten çok zorlu. Böyle bir durum olduğunda hem okul idaremizin hem de emniyetimizin ilgilendirmek için olduğunda öyle bir konuşmak için. Okul timleri oluşturduk. Kafelerde bir şey oluyor yani buluşma noktası oluşturulabiliyor zaman zaman. İnternet kafelerde olabiliyor. Zaten böyle bir şey olduğu zaman biletimizle ilgili bir boş açmıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Hem de okul idaremiz, biz okulumuzda çocuklarımızın güvenliğini sağlıyoruz ama sokaktaki güvenliği de çok önemli. Bu açıdan
sizin desteğiniz, bize bildiriminiz çok çok kıymetli. Çok iyi, sıkıntımız yok. Yani bu işte esnafların her birisine arkadaşlarımız dolaşacak, bu bilgilendirme yapacaklar. Zaten öğrencileri bir şey ama yani şey gibi arkadaş gibi. Arkadaş gibi görünüyor zaten. Şikayet yok herhangi bir şikayet. Bunu bilen anlamı var. Dışarıda, sokakta öyle bir şey görmek istiyorsunuz. Eski çok var. Yalova o zaman çok güvendiniz ya. Sokaklarıyla da güvendi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Başarılar.